camiasınız. Bir takım kanaat grupları, yani kimin fikri varsa onların fikirlerini tartışıldı. Belki de Anadolu'nun birçok farklı yerlerinde yapılan toplantılarla bu görüşlerin gündeme gelmesini temin etmemiz lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak benim bu süreçte yapacağım şey olduğu açık, şeffaf ve herkesin işin içerisinde olduğu, herkesin görüşlerine itibar edildiği bir müzakere sürecini yürütebilmektir. Burada iyi niyetli, samimi olarak görüşler ortaya çıkarsa ben sonuç alabileceğimizi ümit ediyorum. Tabii partiler gelsin, meclis, herkes bir tatilden geliyor, meclis bir çalışmasına başlasın. Zaten çok yoğun yasama faaliyetleri de işin içerisinde. Süratle en kısa zamanda partilerden görüşmeyi başlatacağız. Ya hiç şüphesiz, yani şimdi zaten anayasa yapmanın mantığı bir partinin ya da partilerin anayasası olmaz. Partilerin anayasa teklifi olur. Dolayısıyla en doğrusu parlamentoda en yüksek konsensusa ulaşabilmek. Bunun için de parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin en yargısız bir şekilde bir araya gelmesi, müzakere etmesi gerekir diye düşünüyorum. Biz bu sürecin şeffaf ve açık bir şekilde yürütülmesini temin etmeye çalışacağız. Şimdi benim tutumum meseleyi değiştiriyor olsa meselenin çözümü kolay. Bunu arkadaşlarımız söylüyor da bir kere hukuken Türkiye Büyük Millet Meclisi bir televizyon programında da bunu söyledim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin herhangi bir şekilde kendisini bir mahkeme yerine koyarak tutuklu ya da hükümlü bir salıverme yetkisi yok. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasadan bahsediyoruz. Türkiye'de yüksek yargı organları dahil bütün anayasal kurumların yetkilerini, görev ve sorumluluklarını yeniden gözden geçirme yetkisi vardır. Bunu karıştırmamak lazım. Yani bizim bir şey istiyor olmamız ya da herhangi bir arkadaşımızın bir şey istiyor olması başka bir şey. Ama bunun yasal zemininin mevcut olup olmadığı da başka bir şey. Yani burada kesinleşmiş bir yargı hükmü karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kendisini yargı yerine koyarak herhangi bir şahsı zaten bırakabilme, şahsın hükümlülüğünü ya da tutukluluğunu ortadan kaldırabilme imkanı yoktur. Böyle bir gücü yoktur. Ama dediğim gibi gerekirse bu yargı organlarının, yüksek yargı organlarının fonksiyonlarını yeniden gözden geçirir. Ve hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir başlangıç. Yani gönlümüz arz eder ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nezaket içerisinde, siyasi olgunluk içerisinde her türlü konuyu alabildiğince tartışan ama sonuçta bu tartışmalarını siyasi nezaket sınırları içerisinde gerçekleştiren bir dönemi icra eder. Bugün konuşmamda da çok kısa ifade ettim. Geçtiğimiz yıl 1512 saat meclis çalışmış. Yani 10 saat, 15 saat, neredeyse 20 saate varan çalışmaların olduğu günler oldu. Yeri gelmiş iktidar partisi söz almaktan vazgeçmiş. Yeri gelmiş muhalefet grup önerilerini geri çekmiş ki müzakereler daha rahat devam etsin diye. Bu kadar yasa çıkarılmış, bu kadar önemli kararlar alınmış Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ama maalesef zaman zaman ortaya, nadiren de olsa çıkan o kaba söz, karşı tarafı incitici, hakaret eden, karşı tarafı yok sayan sözler ya da bir takım şiddet görüntüleri ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu siyasi olgunluğunun üzerine bir gölge gibi düşüyor. Bunun olmaması lazım. Bunun için de önümüzdeki günlerde bütün partilerle bu konuların görüşülebileceği bir zeminin olması lazım. Hele yani çevremiz bir ateş çemberi değil artık, bir ateş çukuruna dönüşmüşken bu bölgede hiçbir ülkenin, hiçbir devletin neredeyse varlığı, egemenliği büyük tehlikeler altındayken Türkiye Siyonizmin ve Netanyahu hükümetinin nihai hedefinde olan bir ülke iken bizim basit meseleleri kavga vesilesi, ayrışma vesilesi haline getirmek gibi bir lüksümüz olamaz. Dolayısıyla siyasi tartışmalarımızı yapacağız, her türlü siyasi mücadelemizi vereceğiz ama olgunluk içerisinde Türkiye'nin milli menfaatlerinde bir araya gelmeyi başaran bir uslupla çalışmalarımıza devam edeceğiz diye ümit ediyorum. Zaten uluslararası alanda yaptığımız bütün meclisteki arkadaşlarla birlikte, diğer partilerden arkadaşlarla birlikte yaptığımız dış gezilerde de hep birlikte hareket ediliyor. Ve burada herkes ortak milli meselelerimizi konuşuyor ve bunların üzerinde yoğunlaşıyoruz. Ümit ederim ki önümüzdeki dönem, bu yıl yani 28. Yasama döneminin 3. yılı çok verimli olur. Önümüzde yeni anayasa gibi, meclis iş tüzüğü gibi, burada yapılacak değişiklikler gibi
önemli köklü değişikliklerin gündeme gelmesi muhtemeldir. Tabii bununla ilgili olarak da partiler görüşlerini ortaya koyacaklar. Burada görüşmeler, tartışmalar yapılacak. Ümit ederim ki bu dönem içerisinde bunları da gerçekleştirmek mümkün olur. Efendim bugün konuşmanızda bahsettiniz. Sayın Cumhurbaşkanı da yeni anayasayla ilgili konuşmasında önemli mesajlar verdi. Görüşmeler ne zaman başlayacak? Bir tarih, bir takvim var mı? Görüşmelere başladık. Ziyaretlere ne zaman başlayacaksınız? Yani hemen zaten meclis açıldıktan sonra önemli konularımızdan birisi bu olacak. Geçtiğimiz sene yaptığımız görüşmelerde hemen hiçbir parti kapıyı kapatmadı. Kategorik olarak biz bu işin içerisinde yokuz demedi. Zaten mecliste temsil edilen partilerin tamamının ya seçim beyannamelerinde ya parti programlarında ya yeni anayasa denmiş ya da anayasada köklü değişikliklerden bahsedilmiş. Biz zaten bu çalışmalara başlarken biraz da partilerimizin geçmiş dönemlerde ortaya koyduğu bu vaatlerinden de cesaret alarak yola çıktık. Nihayetinde Türkiye'nin özgürlükçü, demokrat, kapsayıcı, kuşatıcı ve gerçekten güçler ayrımı prensibini esas alan çağdaş bir anayasaya ihtiyaç var. Bu anayasayı yapabilirse bu meclis yapar. Burada bu süre içerisinde biz siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdürürken şunu da gerçekleştireceğiz. Herhalde bir yıl içerisinde bu bütün konular olgunlaşır. Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin, özellikle hukuk camiasınız, bir takım kanaat grupları, yani kimin fikri varsa onların fikirlerine tartışıldı. Belki de Anadolu'nun birçok farklı yerlerinde yapılan toplantılarla bu görüşlerin gündeme gelmesini temin etmemiz lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak benim bu süreçte